Şimdi İsa Bey sizin sorunuza bakalım Şimdi şu önce şunu soracağım İsa Bey cevap yaz, cevap yazabilirsiniz Şimdi ben e, burada sizin hobi amaçlı uğraşacaksınız herhalde silah veya araba dediğinize göre e, Hobi amaçlı uğraşacağınızı ve bu konuda pek bir bilginiz olmadığını tahmin ediyorum Bu yanlışsa beni düzeltin ben bu tahminle konuşacağım çünkü yine bu sorularda benim çok söylediğim bir şey vardır. İsa Bey silah modelleme programı diye bir program yok. Ya da otomobil araba modelleme programı diye bir program yok. Sizin yapacağınız modelleri ne amaçla kullanacağınızı belirleyip sorunuz, soruyu soru şeklinizden biraz belli zaten ki bu ayıp değil günah değil onu da söyleyeyim. Siz lütfen benim hangi programı kullanmalısınız şeklinde bir videom var yanılmıyorsam. Ya da seminerim var. Üç boyutlu modelleme programları üzerine bir seminer videosu var ya, YouTube'da paylaştım. Ee, modeli ne amaçla yaptığınız, model yapacağınız o programı öğrenmek için ne kadar zaman ayırabileceğiniz bunlara bir bakacaksınız öyle karar vereceksiniz. Araba çizmek için özel program yok zaten. Şey yapmanız gerekiyor. Araba çizmeye daha uygun olduğunu düşündüğünüz sizin yapacağınız işe de daha uygun olacak programı belirlemeniz lazım. Ben size programlar hakkında da mesela basit sizin sorunuzdan şöyle yine bir bilgi vereyim. Şimdi zaten biz ben modelleme programlarını sürekli olarak şöyle ikiye ayırıyorum. Üretim hedefli programlar ve görselleştirme hedefli programlar. Siz çizdiğiniz otomobillerin atıyorum CNC makineleriyle şeylerini yapacaksanız e, CNC cihazlarından yüzeylerini oyarak çıkaracaksanız mesela o zaman Rhino gibi programlara Rhino olur. İşte ne bileyim Solid otomobil için Solidworks'u çok tavsiye edemem ama yani Katya gibi Solidworks gibi programlara gideceksiniz. Bence bunların arasında Rhino'ya yönelin. Hiç Katya ya SolidWorks'a e gitmeyin. Çünkü bunlar üretim becerisi çok çok ön planda olan programlar. Hiç gereği yok. Rhino ile çizin. Ama ben biraz daha görselleştirme tarafında durmak istiyorum. gerçi, foto gerçekçi görseller ilk hedefim diyorsanız da 3ds Max gibi Maya gibi işte Blender gibi Hızlı bir şekilde, buna Blender 3D yazalım bari de doğru program çıksın. Bunlar gibi hızlı bir şekilde üç boyutlu yüzey oluşturma olayını kolaylaştıran programlara yönelmeniz lazım. Mesela aslında bir profesyonel otomobil çizmek için program soruyor olsaydı ben Alias'ı tavsiye ederdim. Alias zaten, yine Alias 3D yazayım da. Çünkü Alias zaten otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan A Plus dediğimiz ışık yansıma geçişlerinin mükemmel olduğu yüzeyler çizmek için kullanılan bir program. Ama size kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü Alias belirli bir alanda yüzey kalitesini çok üst seviye yapmak için özelleşmiş bir program ve kullanım olarak da bu gösterdiklerimin arasındaki en zor program. Ee, otomobil sektöründe yüzey kalitesi önemli olduğunda kullanılan program Alias'tır. Ama şöyle söyleyeyim size. Alias'ta bir tasarımın son hali ortaya çıkarılır, bakılır. Ondan sonra gidilir, kat ya da çizilir. Sizin şu anda benim size tavsiyem önce biraz bu üç boyutlu modelleme işi nedir, ne değildir. Bu konularda biraz daha kültürlenmenizi ben tavsiye edeceğim. Böyle söylediğimde de lütfen yine sataşıyormuşum gibi düşünmeyin. Hani kültürlenmenizi tavsiye ediyorum vesaire. Mesela Fusion 360 da bir üretim programı. Hiç gereği yok bence. Yani Fusion 360, Katya, Solidworks bunların bana sorarsanız hiç gereği yok. Ama siz diyorum ya ben öyle bir çizmem lazım ki CNC'de çat diye de çıkması lazım. Biz sürekli CNC'den metal bloktan oyacağız bu otomobilleri ya da ahşap bloktan derseniz. Eğitimi öğrenin. Yani amacınız önemli. Ee, size de şu program en iyisidir diyenleri hiç umursamayın. Bakın ben öyle bir şey söylemedim özellikle. Önce bir üç boyutlu model nerelerde kullanılır? Üç boyutlu model programları niye bu kadar çok var? Bunları bir araştırın, bunları bir okuyun. Ondan sonra seçersiniz. <laughs>